Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Hepsi Ucunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben aşağı ineyim canlar. Görüyorsunuz tripodumu aldım. Evden beni almaya geleyim. Şöyle gel ortalığı. Heh geldi. Şöyle. Ben bahçeye gidiyorum canlar. Yolda giderken de sizinle sohbet edeceğiz. Bir sonraki videomda izleyeceksiniz bahçe videomu. Bazı yorumlara açıklık getireceğimi siz sordunuz. Hem de sohbet videolarımızı sevenler var. Onlar için gelsin inşallah. Geliyorum Erdoğan. Tamam abi. Aha da. Uy kapattım. Görüşürüz demeden kapattım. Onlara da bir açıklık getirelim. Sizler de bu arada videomu beğenip bize destek olursanız yorumlarınızda beğenilerimizde çok sevinirim. Bu ara değiştirdik canlar videolarımızın Ramazan dolayısıyla saatlerini. Ne zaman çekip yayınlayabilirsem size yayınlarım. Çok gece bırakmayarım. Gündüz atarım genelde videolarımı. Böyle 10-11 gibi sabah. Merhaba Nursel abla. Oradan takip edebilirsiniz yani. Hadi bakalım arabaya gidelim de konuşuruz. Bahçedeki tripodum kırıldı. Yani tutmayı bu telefonu. O yüzden evdekini aldım gidiyorum. Bir tripod sordum canlar. 135 euro dedi bana. Onu da şimdilik almadım açıkçası. Evet. Rütüşleri yaparım çekim için. Selam vereceğim mi orada? Herkese selam olsun. Trafiğe de burada park yerinde muazzam bir trafik var aslında. Hani trafik? Gitti. Ha. Ne haber? Ne olsun? Parklarda insan akın akın dolaşıyor. Bugün hava güzel canlar. Ama soğuk da var yani güzel adıysa Bilemacık'ta soğuk var. Haydi gidelim abile. En çok bir saatte gelelim. Daha tohumlar için çıktım dışarı. Üstlerini kapattım ya. Eğer bitersalarda üstleri kapalı olursa eğri buğri büyüyle sararıyla olmuyor yani. Bir gideyim oraya. Bir daha burada bir iki paket gördünüz de pazılan şey aldım. Roka bir şeyler. Ekebilirsem onlardan da ekeceğim. Gene soğan istenildi benden. Onlardan alacağım birkaç tane. Allah nasip ederse hemen ama çabucak eve geleceğim. Böyle. İftar. Her şeyimiz çabucak. İftara bir saat kaldı. Evet, iftara da az kaldı. Ramazan'da mübarek. Uyla buyla geldi geçti. Allah'ın bir daha tekrarına nasip etsin. Herkesi bizi de. Sevdiklerimizi sağ salim gene seneye bugünlerde görmek nasip etsin. Şimdi canlarım. dün mü? Akşamki mi? Videomda. Dündü galiba. Yorum yapmışsınız. Ben videoma başlık yazdım ya. Ona 3-4 kişi yorum yapmış. Dedim ya ki videonun başlığında. Hani videomu beğenmeyen ama art niyetli olan insanlara da Allah'a bırakıyorum dedim ya Erdoğan burada. Evet. Onu da başlığa yazdım ya. Bir iki kişi sormuş, yazmış bana ki onlara da buradan selam olsun. Hani iyi niyetlilikle yazmış. Filiz bunu senden beklemezdim. Biz seni izliyoruz. Niye böyle bir şey dedin videoda? Hem de yani başlığa yazdın gibi yorumlar duruyorlar. Bunlar sizlik değil canlar. Sizden bir alakası tabii ki yok. Ama haksız mıyım yani bunu demek lan? Bazı art niyetli insanlar her yerde olduğu gibi herhalde bizim bu kanalda yok mu? İzliyorlar.
Ama beğeniye basmayalar ki kanalımız büyümesin. Yorum yapmayalar, bile bile yapmayalar. Ama zamanınız olmaz, beğenmek istemezsiniz, yorum yapmak istemezsiniz. Size saygım var, o ayrı. Ama bu şekilde olanlar için ben söyledim, lafımın da arkasındayım. Gene de, ama ki. Böyle yani, sizlerle bir alakası yok. Onu zaten ben dediğim kişiler anlamıştır beni. Siz değil canlarım. Ona ben açıklık dedim, getireyim. Yani herkesin diyelim şöyle bir durum var. Herkesin şey olarak YouTube'a şey değil. Kimleri diyelim yazamıyor. Çünkü öylesine YouTube'a isim koymadan izliyorlar. Yani öyle ondan dolayı yazamıyorlar veya beğeni atamıyorlar. Yani onlara laf değil. Art niyetli olan insanlar var çok kanalda. Onlara hanımın lafı. Yani art niyetlilikten, zıtlıktan bakıp da şey yapanlar, onlarla iş verim hanıma. Önüne baksana, sakın bana bak. Bakmıyor. Yapamadım. Bundan bir yok belan var. Ha, bak. Dur. Ver bana. Öyle işte canlar, onu diyecektim size. Haydi da burada duralım da bu Erdoğan yapsın. Bunu buradan çıkar, her zaman bundan uğraşamazdık. Öyle değil mi Erdoğan? Darayım diyorum. Yani ne dediğimi siz benim anladınız diye umuyorum canlarım. Ama üstüne alınan da varsa gene de lafımın arkasındayım. Ne olur yani bir tane beğeniye bassan veya iki denecik yorum yapsan. Yorum yapacak ama kendini tutay. Sen yani kimsin ki sana yorum yapayım, beğeni yapayım gibi. Düşünenlere söyledim ben. Yoksa mesela benim de baktığım kanallarına zamanım olmadı mı? Olmuyor yani. Bir selam bile verecek zamanım olmuyor. Ben bile. Onlarla hiç alakası yok. Bir de bir iki kişi yazmış. Bugün de yazmış, dün de yazmış. Filizciğim, onlara da buradan sevgilerimi, selamlarımı yollarım. Hep sen yapaysın bahçede de, bu sabah da yapılmış uyuyorum. Hı. Güzel yorum, kötü bir yorum değil yani. Ben sadece size açıklık getireyim bunlara. Niye sen hep bahçede çalışıyorsun da Erdoğan abi işte seni çekiyor. O da çalış, sen onu çek de uçarlısın diyor. Buradan herkese sesleneyim. Erdoğan'ı zaten beni de Erdoğan'ı da bilen bileceğimler. Allah razı olsun. Sağ olasın Erdoğan. Biz buyuz canlarım. Bu daha değişmez tabii ki de. Erdoğan'ın bana yardım etmediği hiçbir konu yok. Allah razı olsun. Ama Erdoğan belli. Gazi, ocak vurur. Ağaçı keser, çümeni biçer. Ama benim gibi tabii ki soğan dikemez. Hani zagel etmez. Hani otlukları almaz, alamaz. Ondan sonra tohum ekemez, biber batlıcan, fasulye dikemez. Bunları beceremez. Bunlar da benim işim. Bunlar kadın işi bence yani. Ama şöyle, tabii ki bilen erkekler yok mu? Var. Uğraşmışlar, biliyorlar. Erdoğan'ın yapmadığı bir şey yok. Yeter ki bunları yapsın. Belli, yani, gazi de geri kalanında zaten bir şey kalmıyor ki. Anlaşmamız var zaten. Kabı işleri ben yapacağım, ince işleri o. İnce işlere karışmam. Yapamam diye aslında öyle fazla da durum yok. Yani istesem yapar. Yaparım ama sevmiyorum. Fazla uğraşmak istemiyorum öyle işlerle. Ondan dolayı kabı işlerle uğraşıyorum. Mesela desem buna ki biberde mesela fasulyede Erdoğan otluk var. Gel abin otunu beraber alalım. Ha söylesin, alır mısın? Ya, alırım ama zevkten almam yani. Almadı yani, şu ana kadar almadı. Sevmez onu ama ısrar etsem ne, Erdoğan ben işte yoruluyorum da benden bile gel abi otları al desem alır. Ama ısrar etmiyorum. O da ona düşen başka görevler var canlar. Onları yapar yani. Zaten yoruluyor da. Ben ince işi yaparım bahçede. Erdoğan büyük işleri yapar. Bahçe bellemek kolay mı? Kolay değil, değil mi canlar? Ben Erdoğan'dan çok razıyım. Allah da razı olsun yani. Bazı konularda anlaşamasak da takılıyor çok. Nehan ablam yazmış. Erdoğan bugün senin yanında değilim. Bugün Filiz'i üzdük. Onun yanındayım yazmış. Vallahi bugün hiç takılmayacağım. Hiç karışmayacağım. Sen mi? Evet. O zaman bugün de küstüm. Ben sana takılayım.
küstüm ben. Küstüm. Sevdin mi? Evet, çok küstüm. Daha seninle konuşmam, küstüm diyorsun yani. Öyle gibi. Oy la 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 la. Şimdi ben alıştım, takipçiler alıştı. Sen bana takılmasan da olmaz. Olmaz değil mi? Hı-hı. Takılayım mı yani? Dozunda tabii ki de. Bir şey uçtu ya buradan aşağı. Ne adını? Telefonum tabii ki de. Öyle işte canlar. Bugün hava Esed'den çok güzel. Vallahi ben bahçeye gitmezsem nasıl yaparım bilmiyorum. Burası benim terapi merkezim. Ücretsiz terapi merkezi açtım ben. Buraya kendimi davet ediyorum. Herkes de bahçede bugün. Herkes şöyle bakın. Bakamadık. Çünkü dur. Niye? Kamera tripodun arkasına geldi. Karanlık çıktı. Ya onun için ben öbür türlü çevirecektim ama atın. O bana ters geliyor Doğan. Olsun da Allah razı olsun. Yumunun canlarına, dayımın oğlu. Biliyorsunuz bazı videolarımda ekranın altı siyah gösterirdi. Dedim ona gözü böyle oluyor. Dedi ki ben biliyorum onu dedi. Buraya basarsa tam ekran çıkar o zaman dedi. Onu da öğretti bana. Allah ne muratı varsa versin. Ömrü uzun olsun inşallah. Herkesin, ev ucumuzun evlatlarının. Şimdi daha güzel çekimler de yapıyoruz bence. Sizce de öyle değil mi? Sence de öyle mi Erdoğan? Güneş vuruyor, ortalık yeşilledi ya, çok heyecanlanıyorum. Oş kızım ne kadar güzel de iyiyim ha koca suratı. Allah'ım Almanların uçakları da bir ayrı güzel ya. Ha böyle palak gibi duruyor, gözleri masmavi, saçları sapsarı, yüzleri bembeyaz. Maşallah. Oş. Bizim balkondaki güvercinler duruyor teyzeleri. Balkona hiç giriş yok. Burası aynı hayvanat bahçesi. Ne yapacak bunları ben bilmiyorum. Mahvolmuş şurası, mahv. Ha bu bir saçmalık. Bu yol şimdi şey. Ha burayı kırmızı yaptılar. Ne? Yani sağdan soldan araba gelmiyor. Sağa sapabilsek sıkıntı olmaz. Ama sağa saptırmıyor şimdi bizi. Ne yapıyorum ya da? Bugün hava çok güzel. Ha burada sıcak, çok sıcağı açtın ya. Ben şeyi açtım, sıcağı açmadım. Soğukta duruyor da kapattın havalandırmayı. Kamera çalışıyor diye. Ses etti ya. Ha burayı açayım bir de. Ha bu klima da yüzüme geldi mi başım ağrıyor. Ya bunu aşağı indir. Hayır, arabada da çok tuhaf oluyor şey. Ha böyle bir şey, uy köpeğe bak köpeğe. Ağzında top var Erdoğan. Lan kırmızı da bırak dönü yere bak, yeşil de alacak onu kesin. Aynı lesi lesi. Ya bu Almanlarda da canlarım, köpeklerinde bile büyük akıl var ha. Valla. Arıyorsun herkes bisikletle şeyle yolculukta. Aha bak bak, aha aldı köpek işi topu gitti bak. Oo baksana abi herkes yolculukta, vay anasını. Oh. Ne oldu? Güzel saray yolculuk. Allah'ım ya Rabbim. İki sevgili gördü hamurda. Oh. İşbaya göre değil bu meseleler. Of 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 of. Aha yeşil yendi. Haydi bakalım. İki sevgili görmedim, coşuk gördüm. Burayı niye konuşmadım da iki tamam, sevgili yaptım sevgili. Ortaya. Yani, sevgili ama işin içinde iş var. Yani tamam, kız biraz şey gördüm. Sesleme bırak dur. Başımı birliğe sokma durduk ya. Kız çocuğa biraz fazla zil, çilve yaptı. Hemen aha kırılıyor ortalık. Annem gibi. Estağfurullah, estağfurullah uşağım, estağfurullah. Annemle babam da iyi canlar. Soranlar var. Anacığım babacığım da iyi. Ne yapalım? Bu dördüncü ay gidemedik. Kısmet yazdı. İnşallah Allah'ın hayırlısıyla bizi de kavuşturur sıcaklarda. Maddi manevi gidemedik. Yapacak bir şey yok. Başka masraflar ağır bastırdı. Herkes bilir bunu. Herkesin kendine göre de
sebepleri var canlarım ama ha bak her zaman söylerim. Eğer kızlar deseydi belki abalarım Filiz babam iyi değil gel. O zaman uçarak giderdim. Ama ya. Gelme dediler bak iyi dediler bak gösterirler babamı bak hep görüntülü WhatsApp'tan. Ama daha öyle babam mesela geçen sene önceki sene gittiğimizde bizden bile geldi dışarı. Arabalan bile aldı babamı mesela. Diyle ki Filiz öyle daha gelemez yani babam bizce. Yani kakamay daha diyle dizlerin üstünde hiç duramay. O daha çok yazın gittiğimizde bile oturduğu yerde uzanmaya çalışıyordu. Aha, oturamaydı. İki defa zaten Agide bulduk onu. Erdoğan arkasına indi dedi babam aşağı biliyorsunuz. O zaman bile ben üzüldüm ki evde kalmasın daha gittim babama ama gidemiyor yani daha hiç gidemiyor. İyi akşam Melike yapam ki Filiz diye camın önünde sandalyeye zor oturtturdu, oturtturuyorum onu diye. Daha da katı diye yiyemeydi. Artık hep babamın diye sıvı diye çorba morba yemesi lazım. Yutamayı hep boğuluyor, affedersiniz hep boğuluyor ya da ne çıkarıydı. Bunun da olmamasını istiyor doktor. Çünkü diyor ki kusma anında beyaz ciğerine kaçarsa yedikleri hiç iyi olmaz diye kurtaramayız onu. Allah korusun Allah. Bilmiyorum ya ne olacak haberim yok. Herkese Allah şifa versin. Hep Allah'ın elinde yok. Gerisi boş. Ama arabaya bindi. Güneceğim mi bunda? Ne bileyim ben. Acıktın mı Erdoğan? Biraz. Gece doğrusu yemedim. Niye? Tost yaptın ya. Yaptım da. He. Ne bileyim midemi süzdürdü. Zeytinle beraber yedim diye belki de. Ama zeytin aslında tutar seni tok. Ne bileyim midem süzdü. Valla gece Erdoğan yemeğini kendisi hazırladı da yedi. Uuu abar yok. Sandım kırıldı biri varmış ya. Toz yaptı yemeklerden yemedi. Vardı benim akşam ben çok fena oldum. Midem çok ağırdı. Çok aşırı midem ağırdı. Hiç ne yedim ne bir şey. Yatarken yedim bir dilim ekmek. Ondan bile duruyorum. Bir de canlar toplulukta bana yazılan yorumları paylaşırım ya ara sıra. Diyorsunuz ya bana Filiz işte ver onları mahkemeye bilmem ne diye. Üzülme falan. Hiç üzülmüyorum. Onlar benim yolumu açarlar. Hiç üzülmüyorum. Üzülecek o kadar şey var ki onları ben eskiden üzüldüm eskiden. Onların adam yerine koymayırım ben yazsın. Çok domurumda et. O kadar zamanım yok onlarla vaktimi geçirme. Bak ona bak Erdoğan nasıl gidiyor bak. Ya. Telefonu düştü. Genç uş acaba? Kardeş de arkamdan geliyor. Kardeş ha. Telefonu düşüre canlar hep kırdım. Bunda çeta gibi koyacak yer yok. Evet canlar bizden bu kadar olsun daha uzatmayalım. Bahçemize de geldik. 2 dakika geldi. Gene bahçede de işlerimizi çekebilirsem size çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sadece sizden güzel yürekli dostlarımdan beğenileri, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun canlar. Hoşça kalın.